kadıncağıza kim bilir ne derdi var. Ne derdi olacak ya? Taktı çocuğa kafayı. Selim, oğlum çabuk bahçeye gel lan. Senin müyözüne takıldığın kız var ya, çatıya çıkmış. Tamam, kapat, gördük biz. Ne diyorsun oğlum? Şu geçen yaz hani Bodrum'da birkaç gün takılmıştın ya sen. Geçenlerde de ben senin şapkanı vermiştim, kız sevinmişti. O işte. Be, ne alaka yani? Ne bileyim oğlum, ben Selim gelmezse atlarım diyor. Keşke Asuman atlasaydı ya. Ne yapalım abi? Takıldığımız her kızın peşinden çatılara mı çıkacağız? Hiç. Ben kimseye umut falan vermedim. Ayrıca bu kızı tanımıyorum da. Ya şu durumda bile bunu söyleyebiliyorsun ya. İğrençsin gerçekten. Sağ ol. Aa, laflara bak. Şaka gibi. Giriş yasak. Ben yardım edebilirim ama lütfen. Olmaz. Ya sadece iki dakikacık ol. Ben içeri çıkar mısın? Serra gel. Gel sen. Şuradan sağdan, sağdan. Şov peşinde. Şaka gibi. Arkadaşlar okulun içinde duramazsınız. Dışarı çıkmanız lazım. Abi evet biliyorum ama beni aşağıdan gönderdiler. Yani seni çağırayım diye o yüzden geldim ben. Kim çağırıyor? Şu arkadaki kapı var ya, yangın verdiğimiz. Sen oradan çıkıyorsun, direkt çatıya bağlanıyor zaten. Abi kim çağırıyorsa çağırıyor. Ne önemi var? Kız aşağı atlayacak. Hadi gitmemiz lazım ya. Cek, koşman lazım. Hadi koş abi, koş. Görmüş olduğunuz bu alan, yapmayı planladığımız uygulama oteli için kampüs alanımızın en ideal noktası. Güzel. Çok pardon, özür dilerim. Hadi bizim gel. Ne oldu? Kusura bakmayın, acil bir durum için toplantıyı bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Kusura bakmayın. Rezillik resmen yani. Tam bir rezillik. Duygusuz yaratıklar, ne olacak? İğrençler, iğrenç. Ay kafayı Selim'e takan herkes çatıya çıksaydı okulda kız kalmazdı. Hülya. Yaklaşma aslanım. Tamam, tamam, tamam. Hülya, gel kızım buraya. Yaklaşma dedim aslanım. Tamam, tamam buradayız. Yaklaşmıyoruz. Serra da başrolde. Bu kız da birden parlayıverdi ha. Okulun parlayan yıldızı Serra sahnelerde. Tan tan, tan tan tan. Zeynep sus istersen ha. Yeter ha. Boş boş konuşmaya başladın yine. Of, yani bütün okulun storylerinde bu olay var. Gerçekten flash gelişme bu şu anda. Selim kutlu sayı getirin bana. İlmem Selim gelsin. Atladığında ne değişecek hiçbir peki? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gidin buradan. Hayır hayır hayır. Atlayacak. Hülya. Atladın diyelim. Öldün. Unutulup gideceksin birkaç gün sonra. Herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Ama sevdiklerin, ya hiç mi düşünmüyorsun onları? Geride kalanlara yaşatacağın acıyı hiç mi düşünmüyorsun? Annen, annenin hayatından tamamen çıktığını düşünsene. O intihar etseydi senin yerine. Tek başına ne yapardın? Düşüncesi bile çok kötü değil mi? Sevdiğim birinin hayatından tamamen çekip gitmiş olması.
Hülya. Annen için. Annenin sensizliğin acısını yaşatma. Lütfen. Hadi gel. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok Hülya. Hülya. Dur lütfen. Lütfen ben seni o kadar iyi anlıyorum. O kadar iyi anlıyorum. Lütfen. Hadi. Gösteri bitti. Dağılalım. Hadi. Kardeşim çok geçmiş olsun. Bırak abi ya. İki selam verip sohbet ettiğim kızlar üstüme kalıyor resmen. Yalnız yaz sonu kısa bir kaçamağınız oldu yazılıp çizildi Selim'cim. Benden söylemesi. Ne kaçamağından bahsediyorsun Eda? Farkındaysan ben bekarım ve hiçbir sorumluluğum yok. Eğer ki bir halt yemek istersem herkesin gözünün içine baka baka... Selim. Bir saniye abi. Yaparım. Kimseye de hesap falan vermem. Oğlum tamam. Tamam sakin ol. Çok gerildim. Hadi gel. Eda işte. Allah Allah. Masanızı kapatın dinlenin. Son kez görmek istediğinizden emin misiniz? Evet eminim. Anne ben gelmesem. Geleceksin. Abine veda edeceksin. Tek başına buz gibi yerde bırakamam ki ben oğlum. Üşür git burada. Soğuğu sevmez. Getirdin mi abinin kazağını? Getirdin. Hanımefendi. Anne. Hanımefendi. Anne. Serra. Baban nerede? Ona haber verelim. Sen iyi misin Serra? İyiyim. İyiyim hocam. Sen olmasan çok daha üzücü şeyler yaşayabilirdik. Bir şey yapmadım ki ben. Sadece biraz... Etkilendin gibi çok normal. Yani ben de ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Dondum kaldım. Kolay değilmiş gerçekten bir insanın hayatını eline tutmak. Haklısınız. Ama sen bir an olsun soğukkanlılığını kaybetmedin. Ve Hülya'yı vazgeçirmeyi başardın. Rahul. Neden böyle bir şey yaptın bu kız acaba? İnsanın canına kıymaya karar vermesi için çok ciddi bir travma yaşaması gerekir. Ya
Ya Selim, Allah aşkına ne demek benim bir sorumluluğum yok? Yani kız atlasaydı ne yapacaktın? Ölseydi aynı şeyi mi söyleyecektin? Ne yapayım abla? Takıldığım her kızla evleneyim mi yani? Takıldığın kızları dikkatli seç. Ya babamın kulağına gitse ne diyeceksin Selim? Merak etme sen. O bana anlayış gösterir. En azından ben onun yaptığı hatayı yapmadım. Bu manyak kızla evlenmedim. Tamam. Aferin. Babama da aynı bu şekilde söyle. Adam iyice çıldırsın. Ya nasıl normal bir şeymiş gibi konuşuyorsun ya? Ya kız senin için resmen intihara kalkıştı. Ablacığım sen ne kadar safsın. Ölmeyi gerçekten isteyen birini durduramazsın. O öyle ya da böyle yapardı. Bu kızın derdi sadece dikkat çekmek. Selim. Kaç defa aradım, hep kapalı telefonu. Şarjı bitmiştir ana. Telaş etme. Gel otur şöyle, gel. Ya başına bir iş geldiyse? Yok canım, Allah korusun ne gelecek? Öyle harap etme kendini. Gelir, ama gelir. Böyle haber vermeden nereye gitmiş olabilir ki? E canım, belli mi olur? Genç kız hep aynı saatte mi eve gelecek? Belki de bir gezmek istemiştir canı. Eve geleceği saatte gezmez o. Şeye gitmiştir, sinemaya gitmiştir arkadaşları. Hah, orada kapatıyorlar ya. Annesinin evde beklediğini biliyorken gezip tozmaz benim kızım. Ya benden bıktıysa, ya beni bırakıp kaçıp gittiyse. Hiç öyle bir şey olur mu? Ferra, sana öyle bir şey yapar mı? Yapma anam böyle ya. Yok, polisi arayacağım ben. Yok, dur. Dur. Kapat. Geç otur, gel. Bak sana söz veriyorum. Bir saat daha bekleyelim. Gelmezse ben kendi elimle götüreceğim seni karakola, tamam mı? Bana bir kadeh koy Binnaz. Yok. Binnaz. Bak canım burnumda zaten kırmayayım seni. Nilgün Hanım, içki mi içki yok. Döktüm ben onları. Ben sana ilacını getireyim. İlaç istemiyorum. Madem döktün git yenisini al hemen. Duymuyor musun beni? Ah anam ya. Tamam, paralama kendini, tamam. Dur ben sana ilacını getireyim. Binnaz gitti, Binnaz. Beni bırakıp gitti. Onur kızın annesiyle hastanede konuştu. Yani çok detay bilmiyorum ama Selim'in suçu yok diyor. Kız zaten psikolojik tedavi görüyormuş, takmış kafayı Selim'e. Nil, Selim'i korumaya çalışma bana. Madem kız manyakmış, ne işi varmış böyle biriyle? Of babacığım ya. Beni çağırmışsın baba. Otur şöyle. Sen kim olduğunu ne zaman farkına varacaksın? O ne demek şimdi? Önde gelen kızla takılamazsın. Soyadına yakışır davran demek. Evet. Evet, başladık yine Kutlusay soyadını hak etme söylemini. Doğru konuş! Baba ben doğru konuşsam da sen muhakkak bir eğrilik buluyorsun laflarımda. Biri bunu koruyorsun bana ya. Kusura bak. Babasıyla nasıl konuşulacağını bile bilmiyor. Bıktım senin toplamaktan. Tam şu kaza olayı unutulmuş derken bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Hacım biraz sakin lütfen. Selim sen de biraz kendine gel ya. Ya abla ben ne yaptım? Ne yaptım? Kızın biri kafasına takmış beni, intihara kalkışmış. Bunun suçlusu bile ben oluyorum ya. Görmüyor musun? Ben babamda takıntı haline dönüşmüşüm. Neden acaba? Neden? Olaylara sürekli soyadımızı karıştırdığın için olabilir mi? Yaşadığımız her olayda soyadını öne sürmenden bıktım. Oğlum ben senin ya. Oğlun. Babacığım lütfen sakin. Çocuğun gerçekten bir suçu yok. Sakın gitme olur mu? Kuzum sen geç kalınca annem biraz endişelendi. Benden bıktın sandım. Beni bırakıp kaçıp gittin sandım ben. Ay anne nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ama saat kaç oldu kızım?
Sen bu saatte eve gelmezsin ki. Hem telefonu da kapalıydı. Anneciğim, ben seni hiç bırakır mıyım? Şarjım bitti. Arayamadım o yüzden. Ha? Ben sana dedim ya Nilgün Hanım. Şarjı bitmiştir, işi çıkmıştır çocuğun diye. Sen arkadaşlarıyla sinemaya gitmiştir dedim bir kere. Uydurma. E dedi. Sinemaya falan gitmedim ben. Okulda... Okulda kalıp eksik ödevimi tamamlamam gerekiyordu. Saatin nasıl geçtiğini anlamamışım o yüzden. Tamam, hadi hadi gelin. Gelin, sofra hazır. Acıkmıştır çocuk. Hadi otur, otur. Hadi. Hadi anneciğim. Gel. Baksana, sıcacık bir çorba koyacağım şimdi. Ha? Sen de gel. Geliyorum. Hadi bakalım, afiyet olsun. Gel kızım. Alo, Sibel Hanım merhabalar. Serra Yıldırım ben, mimarlık bölümünden. Günaydın, buyurun. Onur Hoca ile görüşmek istemiştim. Onur Hoca henüz gelmedi. Ha, gelmedi mi? Peki ben Hülya ile ilgili nereden bilgi alabilirim? Hülya'nın durumu iyi. Korkulacak bir şey yok. Gerçekten mi? Çok sevindim. Çok sevindim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Erkenden spora gidiyorum diye çıktı babacığım. Ne sporuymuş bu saatte? Soframızın değişmeyen konusu Selim Bey ve yaramazlıkları. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Selim'ciğim. Onur, dün gece yakalayamadım dönüşünü. Ne oldu şu intihar mevzusu? Hülya'nın annesini yalnız bırakmamak için geç vakte kadar hastanede kaldım İhsan Bey. Hülya? Bu intihara kalkışan kızımızın adı. Yalnız kız bildiğiniz klinik vaka. Nasıl yani? Zaten daha önce kişilik bozukluğu teşhisi koyulmuş. Birkaç kere ilaç tedavisi görmüş. Hatta müşahede altında bile kalmış ama pek bir düzelme olmamış. Ailesiyle mi yaşıyormuş? Annesi başında. Babası şehir dışında çalışıyormuş. Yazık, kadıncağız da perişan. Yani size, arkadaşlarına, Selim'e yaşattıklarından dolayı çok mahcup. Bütün gece özür dileyip durdu kadın. Babacığım bak, gördün mü? Selim'in bir suçu yokmuş. Yani sen de boşuna yüklendin çocuğa o kadar. Kız zaten kafayı takmış Selim'e. Gizli gizli fotoğraflarını falan çekmiş yani. Telefonundan bir sürü fotoğrafı çıktı Selim'in. Aa, sapık gibi yani. Oo, ne iyi gittik de geldik be. Havamız değişti biraz. Tamam, hadi. Alışveriş maratonu başlamıştır. Bir başlasın bakalım. Şimdi, neler alınacak, neden alınacak? Beni bu konuda bir aydınlat bakalım. Ay Pınar,
Annemin morali çok bozuk bu aralar. Böyle ona yeni bir şeyler alıp neşesini yerine getirsek diyorum. Hem o sever böyle ışıltılı, cafcaflı şeyleri. Ha, annene alışveriş yapacağız yani. Aslında evin de birkaç eksiği var ama hani ben gelmişken onları da hallederiz diye düşündüm. Ay peki kendi eksiklerinizle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba Serra Hanım? Söyler misiniz? Yani benim bir eksiğim yok ki. Aman Pınar, evden işe, işten okula annemin daha çok ihtiyacı var. Hayır, bir dakika ben anlamıyorum. Nilgün teyzenin benim bilmediğim bir sosyal hayatı mı var acaba? Hep evde değil mi bu kadın, yanlış mı biliyorum ben? Tamam tamam, ona da bakacağız söz ama önce biz seni şöyle klasik üniformalarından bir kurtaralım, ona da bakacağız. Hadi gel. Bak ne renkler. Varmış benim üniformamda ayrıca. Hırsını kum torbasından aldın yine. Ne yapayım? Neyden çıkarayım hırsını? Sen de haklısın. Hadi gel şurada bir yerde oturup bir kahve falan bir şey içelim. Olur. Seninkinden çok farklı sayılmaz. Bizim herhalde dominant adamların çocuklarının kaderi bu. Bizi çocukları gibi değil de daha çok çalışanları gibi görüyorlar. Ya seninki en azından burada yaşamıyor. Yani Ankara'da sen oradan buraya yetişemiyor mu zannediyorsun? Biz iki tane sade fitrek abi rica edebilir miyiz? Aman neyse ya, boş ver, biz boş verelim değil mi morukları? Oğlum biz genciz, gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Hem ne demiş ünlü bir Türk düşünür? Rahman gelsin. Sizin bu Serra'yla dersler nasıl gidiyor? İyi. İyi, güzel. Yani ben Serra'ya tutuldum sanki biraz. Çok cool kız. Çok da güzel. Su alacağım, ister misin? Su? Yok, sağ ol, istemem. Ben bir tane su alabilir miyim? Serra? Serra? Kimler kimler buradaymış? Ne haber? Serra Hanım alışverişte yakalandı, iyi. İyi, abartma istersen. Hadi biz alışverişe çıktık da senin ne işin var burada? Seni takip ediyorum. Sermiş, bir şaka yapıyorum tabii ki de. Bu arada bırak ben. Bunlar bende. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Neler aldınız bakalım? Öyle önemli değil, gezerken öyle 3-5 bir şey gördük, dayanamadık kaldık. Çok iyi yapmışsınız. Ne haber? İyi. Selim değil mi? Hı hı. Selam. Bunlar bende. Memnun oldum. O zaman madem biz böyle denk geldik, bir kahve içeriz artık ha? He, yok ya, biz zaten gidiyoruz. Olur aslında. Biz de tam bir oturalım kahve içelim diyorduk değil mi? Hadi bakalım hangisi kazanacak? Yalnız Serra Hanım okul dışında sosyalleşme olayına pek sıcak bakmıyor kardeşim. Uğraşma istersen ikna etmek için. Ay, sen herkesle sosyalleştin de ne oldu pardon? Dün yaşayarak gördük sonuçlarını. Ay oturalım işte Serra. Ayaklarıma kılıçlar indi zaten. Yani o zaman bir kahve içiyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun.
O zaman dışarıda ilk kez görüşmemizin şerefini. Evet, evet. Gel şöyle getir. Getir, getir. Tamam. Bakıyorum bir Instagram kolik daha. Aa, anı ölümsüzleştirmek diyelim, tamam. Heh, çok güzel oldu. Serra, sen nasılsın? Yani dün bayağı olaylı bir gündü. Ya, öyleydi. Yani gerçekten sen de bayağı cesurmuşsun ama çat diye çıktın hemen çatıya kızı indirmeye. Aa, ne oluyor be? Yok, önemli bir şey değil. Ya dün manyağın teki intihar etmek için çatıya çıktı da Serra da onu işte çıktı ikna etti yani aşağı indirdi. Bu mu yani sizin tek söyleyeceğiniz? Sizin için dünün özeti sadece çatıya çıkan manyak bir kız mı? Şimdi bir dakika ben... Ne o? Olaya bakış açımızı beğenmediniz mi Bayan Mükemmel? Nesini beğeneyim? İntiharına sebep olduğun için hiç mi üzülmüyorsun ya? Ne yapayım bana aşık olduysa? Kendi sorunu bana ne? Kimsenin duygularıyla oynamaya hakkın yok senin. Artık kıza ne yaptıysan. Ölümü göze aldı ya, ölümü. Almasaymış. Ruh hastası bir kız ki iki gündür tanıdığı adam için ölümü göze almış. Asıl ruh hastası sensin be. Kendinden başka kimseyi sevmeyen bir megalomana insanlık öğretmeye çalışıyorum ben de. Yeter be, yeter. Sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Selim oğlum saçmalama. Bırak ya. Abi. Bunlar geç kalıyoruz biz de hadi. Yeter bu kadar lak lak. Yani kahve için de teşekkürler. Afiyet olsun diyeceğim hadi. Hiç... Başka zamana diyelim. Çok memnun oldum. Ben de Pınar. Kızım amma gerildiniz ha Selim'le. Hem o intihar olayına bakayım. Çatı falan bir şeyler. Bir şeyi de doğru gün anlatmıyorsun ki anlayayım. Aa, anlayacak bir şey yok çünkü Pınar. Selim efendi kızın birine mavi boncuk dağıtmış. Kızcağızla intihar etmeye kalkıştı. Kızım sizin okul ne eğlenceli be. Oğlanlar da anlatmasa bir şeyden haberim olmayacak sağ ol. Pınar, konu değiştirebilir miyiz lütfen? Bunu beğenmedim, elinizde başka ne var onu göreyim diyorsun yani. Yalnız Selim de Selim'miş ha. O ne demek şimdi? Acayip yakışıklı demek, ayrıca çok karizmatik demek. Bir de bütün kızların neden peşinden koştuğunu gayet iyi anladım demek. Ay tamam anladım, anladım uzatma yeter. Ay! Ay sen dedin ki kıymet yapamıyor be. Ne olacak canım? Evet yakışıklı diyiversen pulların dökülecek. Aa! Hoppa! Kırılan pulları unutmayalım beyler. Hoppa! Musi! Baba çayla masayı ya. Kuruttun bizi gözünü seveyim hadi ya. Hemen geliyor abi. Arş yaptın ya barbar. Keyfin yerinde tabii. Tabii lan. Oynuyorsun oğlum ne bekliyorsun? Hadi oynuyorsun oğlum. Serra. Ne haber? İyiyim sağ ol sen. İyi Van'da ne yapayım? Babam yok. Dükkana bakıyorum. Ha, kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Lazım mı bir şey vereyim mi? Yok, çok sağ ol. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırdır Bülbül? Sen her müşterinin arkasından böyle bakar mısın ha? Kimseye baktığım yok benim. Atma Bülbül, din kardeşiyiz. Adım Bülbül değil, Bülent. Yapma ya. Bülbül'ü beğenmediysen Düldül de diyebiliriz ha. Mesela benim adım da Barbaros. Ama herkes bana Barbar der. Ne yapacağız şimdi? Ha? Şimdi sen geç içeri. Bu kıssadan hisseden ne anladım diye bir düşün bakalım. Anladın mı? Bülbül efendim. Yürü lan! Anneciğim. Serra.
Sürpriz. Aa, bunlar ne? Arada bizim de sürprizlere ihtiyacımız var değil mi? Ay, bana mı aldın yoksa, inanmıyorum. Bakalım beğenecek misin? Serap'ı çok güzel. Ah, çok güzel. Şunun renklerine bakar mısın? Beğendin mi? Çok. Canım. Ay, çok beğendim. Sırra çok güzel. Yalnız Yıldırım konağını unuttum sanma. Masa örtümüzün renklerine bakar mısın? Buna baka baka içimiz açılır bizim valla. Çok güzel kızım, sen ser onu. Ay çok güzel bu. Ama ben geç kaldım, okula yetişmem lazım. Nereye? Ay, giyeceğim bunları, görmeyecek misin üstümde? Tamam, diğerlerini de akşam gelince görürüm. Hadi kolay gelsin. Ay, çok güzel. Ay, renge bakar mısın? Selam. Biricik Hanım. Nasılsınız inşallah? Selam tatlısı. İyi. Bakıyorum enerjin yerinde. Tabii canım, yani biliyorsun ben gece yatmadan önce kendimi şarja takıyorum. Sana da tavsiye ederim. Oo, dondurucu komiksin Burak. Teşekkür ederim. Selim gördün mü? Gördüm. Nasıl, iyi mi? Tabii yaşananlardan sonra ne kadar iyi olabilirse. Yani tadı kaçtı tabii ki birazcık, sonuç olarak her gün birisi onun için intihar etmiyor. Ama bence Selim'in bunda hiçbir suçu yok. Kızın kendisi sorumluymuş zaten. Selim ve dayanılmaz cazibesi. O bir şey yapmasa bile iki gün geçirdikten sonra ona aşık olmayacak kız tanımıyorum. Normal. İnanmıyorum, Selim bugün okula gelebilmiş. Kız kim bilir ne halde şimdi? Aynen. Adam gönül rahatlığıyla hayatına devam ediyor. Yok. Vicdanı rahattır umarım. Şş, gördün mü? Selim gelmiş. Gel. Gel Serra. Hocam, Hülya'nın durumunu sormak için uğramıştım. Gel otur. Çok daha iyi. Aslında ben ziyaret etmek istiyorum ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Yok. Ben istersen uğrayabilirsin. Hülya'yı görmesen de ailesiyle görüşmüş olursun. Ben de zaten annesiyle irtibat halindeyim. Okul yönetimi olarak da elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ilettim kendilerine. Oğlunun hatasını düzeltmek size kaldı desenize. Pardon, pardon, ben haddimi aştım hocam, kusura bakmayın. Yo, rahat ol. Ama olaylar pek de bildiğin gibi değil Serra. Yani aslında... Pardon, ben müsaitsiniz sanıyordum. Gelirim tekrardan. Gel Selim, gel. Sohbet ediyorduk sadece, gel. Nasıl gidiyor bakalım beraber ders çalışma seansları? İyi. 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 İyi anlaşabiliyor musunuz bari? Evet. İşte. Hocam, ben müsaadenizi isteyeyim. İyi dersler. Şu geçenki kızdan haber var mı diye merak etmiştim ben. Var. Daha iyi. Ayrıca kendini suçlayacağın bir durumda yok Selim.
Hoş geldiniz İhsan Bey. Buyurun. Yok, gerek yok, gerek yok. Hoş bulduk Onur. Hoş bulduk Selim Bey. Hoş geldin baba. Onur, az önce buradan çıkan kız kimdi? Sella, birinci sınıf mimarlık öğrencimiz. Niye sordunuz? Hiç. Eski bir tanıdığımı hatırlattı da. Neyse. Ben derse geç kalmayayım. Selim, Selim. Otur şöyle, otur. Onur, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Özür dilerim oğlum. Biliyorum bazen fazla üstüne geliyorum. Ama senin için en iyisini istiyorum. Sen benim oğlumsun. Tamam, olayda fazla suçun olmayabilir ama... gene de arkadaşlık ettiğin kişileri daha dikkatli seçmen lazım. Ha? Haksız mıyım? Tamam baba. Ben derse daha fazla geç kalmayayım. Selim. Çay alabilir miyim? Merhaba, Seray'da değil mi? Evet. Vallahi bravo. Kızı nasıl ikna ettin aşağı inmeye? Resmen okulun kahramanı oldun kızım. Acayip soğukkanlıydın. Helal olsun gerçekten. Ne söyledin? Nasıl ikna ettin? Bir sonra görüşürüz. Nereye? Aman bırak, boş ver. Tarafları kalkmış belli. Saçma sapan konuşma. Fazla bunu alkışlar galiba. Yani gerek yok bu kadar uzatmaya. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi ben de seni daha fazla bunaltmak istemem. Ama istersen bir kahve içebiliriz. Hem zaten sabahki de yarım kalmıştı. Burak, hiç kahve havamda değilim desem. Yani çok doğrudur. Ama belki bana eşlik edersen senin de modun yükselir diye söyledim. Hem zaten bak, ben dün senin çatıya çıkmana da yardım ettim. Yani en azından bana bir kahve borçlusun. Ya siz ne hesaplı kitaplı tiplersiniz ya? Her yaptığınızın bir karşılığı mı olmak zorunda? Yani ben öyle demek istemedim ki. Ay, bravo. Hepinizi parmağında oynatıyor. Biricik. Seni gerçekten hiç çekemeyeceğim. Elini çabuk tutmazsan Serra ile olan ilişkin beceriksiz kediyle ciğer boyutuna kalacak. Sonra o ciğeri başka bir kedi kapacak. Benden söylemesin. Ha bir de bence kızımızın bir derdi var. Senin yerinde olsam önce onun ne olduğunu öğrenirdim. Unutma, dertlerin paylaşılması insanları birbirine yakınlaştırır. Thank you.
Nasıl? Yakışmış mı? Çok güzel olmuş. Bayıldım. Hadi sen de giyin. Ben de mi giyineyim? Evet. Bu akşam çok lüks bir restorandaymışız gibi yapacağız. Tamam. Giyineyim o zaman. Hadi. Nazlım sen miydin? Ne haber? İyiyim de annene baktıysan eğer ben gelmeden çıkmış herhalde. Yok onu sormayacaktım. Ya merhaba Nilgün Hanım şey. Ya misafiriniz yolu bulamamış da. Ne misafiri? Burak. Nereye gideceğimi bilemedim.